أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، فيما هم في وجوههم على الأثر سجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. Çok değerli, faziletli, gayretli kardeşlerim, Risale-i Nur Külliyatı'nın temel eserlerinden olan mektubatı uzun süreden beri takip ediyoruz sırasıyla. 19. mektubun
17. işaretindeyiz. Bu mevzuların başında bir sistematize olarak ifade etmiştim. Geçen hafta kısaca aktarmıştım. Tekraren Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğinin delilleri. Böyle bir başlık yazın, altına bir çizgi çekin, ondan 6 tane dıl çıkartın. Delailün nübüvve de diyebiliriz. Bunlardan birincisi, Enbiya-i Salife'nin Meclisi Samisi diye ifade edilen geçmiş peygamberler. Geçmiş peygamberlerin yüksek meclisi. Efendimizin peygamberliğinin külli delillerinden. İkincisi, peygamberlerin dışındaki geçmiş zaman. Yani ehli kitap ulemasından şairler, devlet başkanları, hatipler, kahinler, satihler, ta mezar taşlarına kadar geçmiş zaman Efendimizin peygamberliğinin külli delillerindendir. Bu ikisini 16. nükteli işarette okuduk. Üçüncüsü, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurani şahsiyeti. İşte bu 17. işarette özetle, kısaca bu hususa dikkat çekiliyor ki az sonra üstünde farklı boyutlarıyla duracağız. Dördüncüsü, o asırda yapmış olduğu büyük inkılabı. Beşincisi, başta Kur'an olarak bütün mucizatı. Zaten bu 19. mektup bir baştan bir sona o mucizat deryasından böyle bir sistem içerisinde üçer dörder misaller vererek anlatılmış önemli bir mektup, 19. mektup. Ve burada üstad bir cümle söylemiş. Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim, ama Kur'an-ı Kerim kadar belki bir mucizesi de Efendimiz Aleyhisselam'ın nurani şahsiyetidir. Üstünde duracağız. Ve 6. olarak da tarihi vakaların ve fenlerin delaletiyle, teşekkürleriyle gelecek zaman olarak Efendimizin peygamberliğinin 6 tane külli delili. Risale kaynaklarını vermiştim geçen hafta. Asar-ı Bediye'de kalmış. Latince'ye de sonra tercüme edilmiş ve internette Google'da bulabileceğiniz Efendimizin nübüvvetiyle alakalı bir bölüm var. 6 madde orada genişçe anlatılıyor. Ayrıca özellikle Efendimizin mucizatını böyle veya zat-ı alilerini taksim eden İşaratül İcaz'da ve in kuntum fi raybi mimma nazzalna ala abdina ilahir anlatan nübüvvet bahsi burada bu 6 taksimatı yapmış. Muhakematın 3. makalesinde var ve risalelerin müteaddit yerlerinde vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nurani şahsiyeti. Başka kullanmış üstad, ahlak-ı hamidenin menşei olan zat-ı nuranisi. Başka tabirler de var. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zat-ı nuranisi Kur'an-ı Kerim'den sonra onun peygamberliğinin en yüce delillerindendir. Üstad Hazretleri bu az önce özetle verdiğim kaynaklarda Efendimizin nurani şahsiyetini 2 bölümde ele almış. Bir, sureti, fiziki yapısı, şimali, çoğulu, şemaili olarak bir önceki sohbette bunun üstünde durmuş bir sohbet yapmıştık. Ona tekrar dönmeyeceğim. Efendimizin fiziki yapısı, sureti.
O kadar ki radar gibi bir vücuda sahip. Böyle başını yere koyunca 3 kilometre, 4 kilometre uzaktan gelen bir insanın yaya mı, atla mı, deve ile mi geliyor, kalkıp onu rahatlıkla söyleyen, namaz kılarken ta sırtından arkadaki saftaki insanları görebilen misalleri var. Efendimiz Aleyhisselam'ın nurani şahsiyeti, cemali ve güzel simalı olması vesaire. Geçen hafta bu sohbette olmayanlar geçen haftaki sohbeti dinleyebilirler. Bugün lütfu keremi ilahi ile Efendimizin nurani şahsiyetinden diğer bir bölümü olan sireti üstünde duracağız. Sireti yani ahlakı, ahlakı aliyesi üstünde üstad ona da dikkat çekmiş. Ve biz hep Efendimizin ahlakı deriz. İşte onun ahlakı Kur'an'da hadis var söyleriz. Ama bunun içini de doldurmak lazım. Efendimiz nasıl yaşamış ahlaken, ne yapmış ki? Ve bu bizim için de onu zirvelere taşımış. Zirvede bir insan olmasının göstergesi olmuş Siretün Nebi. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakı. Ahlak dendiği zaman caz üstünde duracağım. Tabii ki İslam'ın ana hedefi ve temel noktası ahlaktır. Eskiden beri şöyle bilirdik biz. Önce imanla alakalı ayetler geldi, sonra ibadeti taatla, daha sonra ahlak ile alakalı ayetler geldi. Yani dinin tesisindeki sıralama. Fakat daha sonra inceledik, ortaya çıktı ki kendi açımdan söylüyorum. İmandan önce ahlak ayetleri gelmiştir. Mesela bunların başında Bele suresi. Bele suresinde Mekki suredir o. Yani son taraflarına baktığımız zaman felak tahamel akabe fekura gabe ev it'amun fi yevmin fi mesgabe yetimen ze makrabe ev miskinen ze metrabe. Topluma dönük ahlak anlatılır orada. Yetimi koruyacak, yetimi kahretmeyecek vesaire surelerde de bu ahlaka dikkat çekilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatı dini ahlak ile başlamış ve en son yine ahlaki prensiplerle tamamlanmıştır. İlla da ahlak, illa da ahlak, illa da ahlak öne çıkıyor. Üstad Hazretleri bildiğiniz gibi İslam dünyasının çöküş sebeplerini anlattığı o Hutbe-i Şamiyesinde 6 tane sebebe dikkat çekiyor ve yükselme şartlarından olarak da Kur'an eczanesinden aldığı ilaçları sunuyor. Biz hakaiki imaniyeyi ve ahlakı İslamiyeyi eğer efalimizle izhar etsek sair dinlerin tabirleri fevç İslamiyete dehalet edeceklerdir. Hakaiki imaniye ile ahlaki İslamiyeyi yan yana kullanmıştır. Evet Mekki ayetlerde, Mekki surelerde de bu iman ayetleriyle ahlak iç içe ifade edilmiştir. Önce şu birinci paragrafı bir okuyayım 17. işaretten. 17. işaret Resul-i Ekrem'in aleyhisselam Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Subhanallah. Bu tabir müthiş bir tabirdir. Kur'an'dan sonra en büyük mucizesi kendi zatıdır. Yani onda içtima etmiş ahlakı aliyedir. Ahlakın, güzel ahlakın kaç sınıfı varsa ben bütün hadis kitaplarını taradım, Kur'an-ı Kerim'e baktım.
bu mevzuda karşıma ahlakın 82 çeşidi çıktı. Belki zorlasak yüzün üstüne çıkabilir bu mesele. Şimdi ahlakın da kendi içinde biraz daha altta, az yukarıda ama bir de zirvede ahlak vardır. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu risalelerde az önce verdiğim kaynaklarda ısrarla geçer. Ahlakın içerisinde bir de birbirine zahiren zıt olanlar vardır. Mesela vakarla tevazu gibi. Bir insan çok mütevazi olursa onda vakar tarafı azalır. Ama çok vakur olursa mütevazi olma tarafı zayıflar. Onlar adeta sanki zıt değil de birbirlerinin sureten aleyhinde işlemesi gibi, buzla su gibi. Buz çoksa suyu az, su tarafı çoğaldıysa buzu azalmış demektir. Mesela halkın hukuku na riayet için halka giren, halkın hakkını vermek isteyen birisi, hakkın hakkını vermek isteyen o tarafı zayıflaşır. Hem hukukullahı en zirvede, hem de hukuku ibadı, hukukun nası en zirvede temsil etmek herkese nasip olmaz. Ne kadar güzel ahlak varsa ahlakı hamide dediğimiz, onların da kendi içindeki derecelerinde en zirvede olduğu gibi aleyhissalatü vesselam, ama zahiren zıt olan ahlakın da her cephesinde yine zirveyi temsil etmesi. Hem tevazuda mesela zirvede olması, hem de vakarda zirvede olması, misalleri az sonra biraz daha detaylandıracağız. Onun için bu Efendimizin ahlakı cemaatimize, arkadaşlarımıza misalleriyle beraber bizzat her ahlak çeşidi tek tek anlatılarak, izah edilerek, misallendirilerek biz bu ahlaka sahip olamadığımız sürece Efendimizin siretinin varisi olamadığımız sürece İslam davasının da varisleri olamayız. Bu cümleyi tekrar ediyorum. Efendimiz Aleyhisselam'ın siretinin varisleri, hayrul halefleri olamadığımız sürece davasının da varisleri olamayız. Üstadın da hutbe-i Şamiye'de az önce kısaca zikrettiğim cümlesi ve tespiti ifadesi de budur. Onda içtima etmiş ahlak-ı âliye ki her bir haslette en yüksek tabakada olduğuna dost ve düşman ittifak ediyorlar. Hatta şecaat kahramanı Hazreti Ali, cesur, yiğit demek şecaat, hiç kimseden korkmaz, yani Allah'tan korkar sadece. Hazreti Ali mükerreren diyor ki harbin dehşetlendiği vakit, mesela Huneyn'de bu, biz Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselamın arkasına iltica edip tahassün ediyorduk. Sığınıyorduk ona. Ahmed İbni Hanbel Müsned'de, İbni Ebi Şeybe el-Musannef'te, Tabarani Mucemül Evsat'ta bu vakayı, Hazreti Ali Efendimiz'in bu sözünü bize nakletmişler ve hakeza. Bütün ahlaki hamidenin övülmüş, methedilmiş güzel ahlakın en yüksek ve yetişilmeyecek bir dereceye malik idi. Şu mucize-i ekberi Efendimizin büyük mucizesi bu. Zatındaki büyük mucize. Bu suretinin cemalinin güneşten daha parlak olmasından daha ileri seviyede bir mucize. Şu mucize-i ekberi Allame-i Marif Kadi İyaz Şifa-i Şerifine o kitaba havale ediyoruz. Elhak o zat mucize-i ahlak-ı hamideyi pek güzel beyan edip ispat etmiştir. Bu mevzuda Buhari'nin Edeb-ül Müfreti var. Ahlak hadisleri olarak Türkçe'ye tercüme edilmiş, sözler kalınlığında iki cilt kitap tercümesi.
O kitaba da müracaat etmelisiniz, etmeliyiz. Hayat-ı Sahabe Nam. Kitapta da Türkçesi var malum, 5 cilt. Orada da hem Efendimizin farklı ahlakına, hayatı içinde, hem de sahabe-i kiramın da Efendimiz'den nasıl ders aldı, onlar da yaşadı, temsil ettiklerine dair yüzlerce mesele anlatılmıştır. Değerli kardeşlerim, bu ahlak üstünde biraz durmak istiyorum. Çünkü diğer paragrafa geçince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine zatına bağlı mucizeleri böyle küçük küçük anlatılmış, Şeriat-ı Kübrası ve yine elinden meydana gelen Efendimiz'in zat-ı nuranisi öyle bir hasiyete malik ki bir avucu bile kaç tane, bir parmağı bile kaç tane mucizeye menşe olmuş. Kamer vesaire mucizeleriyle o mesele devam ediyor. Ama burada siretine dair biraz burada üstad önemine dikkat çektiğine göre anlatılması, nazara verilmesi lazım gelen hususlar vardır. Ahlak-ı hasene, ahlak-ı hamide, mehasini ahlak, mekarimi ahlak tabirleri kullanılmış. Efendimizin irtihalı dar-ı beka buyurmasından sonra Hazreti Ayşe validemizle rahat görüşen, akrabası olduğu için mahremiyeti olmayan Ata İbni Rebah Efendimiz Hazreti Ayşe validemize gelerek, ya Resulullah, ya Ayşe validemiz, ey anamız, bize Efendimizin ahlakından bahseder misiniz? Dedi, siz Kur'an okumuyor musunuz? Efendimizin ahlakı Kur'an idi. Kur'an ilahi ahlak. Ahlakı âliye-i ilahiye. Onu bu hayata getiren, tatbik eden ahlakı âliye-i Muhammediye. İlahi ahlak ile ahlak-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam birbiri içinde merc olmuş. Onun için bunun özeti Türkçemizde güzel huylar, güzel ahlak olarak da ifade edilmiştir. Ahlak, hulk kelimesinin çoğuludur. Hulk, Türkçemizde huy olarak da ifade edilmiştir. İnsana has, insana mahsus özel bir hal demektir. Huy kelimesi, hulk kelimesi. İnsanda bulunan melekeler, insanda bulunan kabiliyetler manalarına da gelir. Allah her insanın fıtratına kendi isimleri sayısınca esmaya aynı olabilecek çekirdekler, tohumlar mesabesinde huylar koymuştur. Fakat bu huyların, yani bu ahlakın diyelim, hem müsbete bakan tarafları vardır ki buna ahlak-ı hasene deniyor, mekarim-i ahlak deniyor. Hem de seyyiata bakan, kötülüğe, çirkinliğe bakan tarafları da olabilir ki ahlak-ı kabiha, ahlak-ı zemime, mesavi-i ahlak, rezail-i ahlak, yani çirkin huylar demek. Yani ahlak-ı hasenenin bir de eğer insan o yöne teveccüh etmez, o güzel ahlakta gelişmezse o duygu boş kalmıyor. Bu defa menfiye kayarak insanda kabih ahlak, kötülenecek ahlak olarak, rezil ahlak olarak zuhur ediyor ki öyle bir insan da ahlakiyle beraber kötü, ahlakiyle beraber de rezil olur. Zaten insanı methe götüren veya rezil yapan, vezir yapan veya rezil yapan ahlakıdır da diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de bu ahlak tabiri geçtiği gibi edep tabiri de ayet ve hadislerde geçer. Ahlakın altyapısı olarak tevazu geçer, kerem, birer güzel huy eseri bunlar.
Ama ahlak-ı rezili olarak da sefahet, kendini şehvet deryasına salıvermek, kibir, cimrilik ve hakeza, bunlar da geniş geniş yer alan ahlak-ı rezile içerisindedir. Ve işte Efendimiz Aleyhisselam'ın Kur'an'daki ayetlere dayalı, ahlak-ı aliyeyi ilahiyeye dayalı, Efendimizin de yaşayarak örnek olduğu ahlak, bunları anlatan kitaplara da ilme de ahlak ilmi deniyor. Ahlak ilmi kendi içerisinde ikiye taksim edilmiş. Bunlardan bir tanesi nazari ahlak. Yani bu mevzuda yazılmış kitaplar, kanunlar, prensipler, kaideler vesaire. Kur'an'da var bu, sünnette var bu, Efendimizin hayatı anlatılmış var bunlar. Büyük zatların hayatlarıyla beraber bu nazari ahlak. Öğrenirsin sadece ama yaşamazsan sırtında işte kitap taşıyan, Cuma suresinde anlatılan merkebe benzersin. Ama bir de ameli ahlak vardır. İslam dünyasının ameli ahlaka ihtiyacı vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ahlak üstünde, ahlak-ı hamide üstünde çok durmuştur. Mesela ben ancak mekarim-i ahlakı, yani ahlakın en iyi ve güzel olanlarını tamamlamak üzere gönderildim. Buistü ene bi ütemmime mekarimel ahlak. Hadis bu. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Yani demek ki daha öncekiler, hatta semavi kitaplar, hatta peygamberler yaşamışlar ahlakı, ama onların da üstünde daha da mükemmel örnek olabilecek onu tamamlamak lazım. Asıl Allah veda hakkında Arafat'ta nazil olan ayette, Maide suresinin 3. ayetinin bir kısmı, nimetlerimi tamamladım. El yevme ekmeltu leküm dineküm ve etmemtu aleyküm nimeti ve radîtu leküm İslam'a dine nazil olmuş. Din tamamlanmış. Efendimiz Aleyhisselam'ın yüce şahsiyetiyle de ahlak tamamlanmıştır. Daha ondan öte ahlak, onun dışında, anlatılanların dışında ahlak yok. Olsa bile işte onun gölgesinde ve aşağısında kalır. Mesela bir başka hadis-i şerifte buyuruyor ki sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır. İmanla ahlakı Efendimiz burada iç içe ele almıştır. Onun için üstadın da sözü bu imanla ahlakı iç içe almış, öyle ifade etmiş Hutbe-i Şamiye'de. Eğer biz hakaiki imaniyeyi ve ahlakı İslamiyeyi tabiri ile Efendimizin sizin imanca en güzeliniz, ahlakça en güzel olanınızdır ifadesiyle de örtüşüyor. Bir başka hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Allahü Teala'ya kulların en sevgilisi Allahü Teala'ya kulların en sevgilisi ahlakça en güzel olanıdır buyuruyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam bize bir dua öğretmiş. Kendisi de her gün bu duayı okurdu. Kendisi üsve-i hasene, rehnuma, rehber, muktedai kül olmasına rağmen, ey Allah'ım, ben senden sağlık, afiyet ve güzel ahlak dilerim diyerek Efendimiz böyle dua ederdi. Siz de lütfen bu duayı ezberleyin ve yapın. Ey Allah'ım, ben senden sağlık, afiyet ve güzel ahlak dilerim. Elbette insanın melekiyete bakan, şeytaniyete bakan yönleri olduğu gibi melekiyetimizi temsilen güzel ahlak, ama şeytaniyet taraflarımızı da gösteren o kötü ahlak vardır. İşte insanlardaki bu kötü ahlakı
güzel ahlaka çevirme dersine tehzibi ahlak dersi denir. Kestane pazarında hocamız bu tehzibi ahlak dersi veriyordu ve çocuklarımıza evlerde tehzibi ahlak dersi vermeliyiz. Kendimiz mutlaka okunmalıyız. Hatta tehzibi ahlakın adabına kadar. Yemek yerken adab, su içerken adab, eve girerken, yatarken, bağışlayın tuvalete, banyoya girerken, büyüklerle konuşurken abdest adabından zaten bütün fıkıh kitaplarında farz, vacip, sünnet anlatılır ibadetlerde. Bir de adabına da dikkat çekilir. Ahlakın kendi içinde bir de böyle şeyi var, güzelleştirilmesi adabı var. Tekrar ediyorum, buna tehzibi ahlak denir. Ve Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir babanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras ahlakı, tehzibi ahlak dersi. Biz kazanıyoruz onların okumalarını, üniversiteye gitmelerini, işte dünyaların kurtarmaları için gayretler sarf ediyoruz. Ama bir baba anne olarak veya diğer mürebbiler, eğitimciler olarak çocuklarımıza veya genç neslimize ne kadar güzel ahlakı, tehzibi ahlak dersi verebiliyoruz, herhalde üstünde durulması lazım. Buraya kadar ahlakın tarifi ve taksimatını ve önemini kısaca aktardıktan sonra ahlak demek bir yere karşı, bir makama karşı, birilerine karşı vazifelerimizi yapmak demektir de diyebiliriz. Anneme, babama karşı vazifelerimi yapmaktır ahlak. Beni yaratan Allah'a karşı vazifelerimi yapmaktır ahlak. Misalleri çoğaltabilirsiniz. Onun için bu vazife veya ahlak diye de ele alınmış olan bir hukukullah vardır ahlak içerisinde. Yani bizi yaratana karşı vazifelerimiz ahlak. Farz, vacip, sünnetinden adabına kadar ahlak bütün çeşitleriyle. Sonra bizim bu aleme gelmemize vesile olan annemize, babamıza ve sıla-i rahme ve kardeşlerimize karşı vazifelerimiz vardır. Ve sonra insan fıtraten medeni olduğu için toplumda yaşadığı diğer bütün insanlara karşı istifade ettiği toprak, su, ağaç, bağışlayın hayvanata karşı, yeryüzü emanetine karşı vazifeleri vardır ki işte bu sistemin genişliği neleri içine alıyorsa ahlakın da genişliği bu kadar var ve o kadar önemlidir. Biz de ahlak deyince büyüklerin yanında saygılı olmak, az konuşmak filan gibi sınırlı bir iki, öyle değil. Evet, vazifemiz nereye kadar varsa onlara karşı vazifelerimizin hakkını vermek, adab içerisinde bu vazifelerimizi yapmak, işte buna ahlaklı olma deniyor ki Allah'a karşı vazifelerimiz ve sonra anneye babaya söyledim sıla-i rahme karşı. Bugün bunların hemen hemen pek çoğu terke uğramıştır ve biz ahlak noktasında İslam dünyası yani ahlak noktasında iflas etmiştir. Kendi şahsımıza karşı da vazifelerimiz vardır. O da bir ahlaktır. Yani ben kendime karşı da ahlaklı olmalıyım. Beden terbiyesinde ahlaklı olmalıyım. Bedenimi terbiye etmede hem suret hem siret yönüyle ahlak. Sağlığımı koruma mevzusunda ahlak. Zararlı şeylerden kaçınma mevzusunda ahlak, vücudu yıpratacak şeylerden kaçınma manasında ahlak, irademi kuvvetlendirme mevzusunda ahlak, aklı ve zihni ilim, irfan nurlarıyla aydınlatma manasında ahlaklı olmalıyız. Bunu genişletebiliriz. Biz önce kendimi şahsımıza karşı ne kadar ahlaklıyız? Gerçekten bu da ayrı bir bölüm.
Ben ahlak dendiği zaman şöyle geniş çerçevesini bir heyetinize sunmak istedim. Şahsından başka bir de aileme karşı olan, mesela evli ise kocasının, beyefendinin hanımına, hanımefendiye karşı olan vazifeleri. Bu ayrı bir ahlak boyutudur. Evin hanımefendisinin beyefendiye karşı olan vazifeleri, adabına da riayet ederek onu yaşamak ayrı bir ahlak. Efendimiz Aleyhisselam, başta söyledim, arada tekrar etmeliyim, az önce taksim ettiğim bütün noktalarda ahlakı en zirve noktasında yaşamış, adab-ı muaşeretlerine de riayet ederek. Çocuklarına karşı anne babanın ahlakı, çocukların anne babasına ve çocukların kendi arasında, kardeşlerin kardeşlere karşı olan ahlakı olarak bunlar ayrıca bu ahlak mantığı çerçevesinde ele alınmalıdır. Bir de topluma karşı olan ahlak çeşitleri var. Mesela cemiyet fertlerinin hayatını gözetmek. Ben bu cemiyette kaç insan varsa hepsinin hakkına riayet etmeliyim. Ne kadar vazifem varsa, onlara karşı sorumluluğum varsa, bu bir ahlaktır. Yani her insanın yaşama hakkı vardır. Hiçbir kimsenin hayatına haksız yere tecavüz edemeyiz. Mesela ben buradan lağım bağışlayın pis veya lavabo sularını akıtıyorum, karşı komşu ondan rahatsız oluyor. Bu ahlaksızlıktır, bunu yapamam. Bağıramam, çağıramam, gece gürültü yapamam. O cemiyette, toplumda hiçbir insanı rahatsız edemem. Bunlar Efendimizin yüce ve yüksek ahlakıdır. Ayrıca fertlerin hürriyetini gözetmek de bir ahlaktır. Yani ben hür olacağım diye, ben diktatör olacağım diye insanların hukukuna tecavüz edemem. Efendimizin böyle bir ahlaki yönü de var. Onun için zaten Amerika'da ahlakın bütün yönlerini adabına kadar kaydetmişler, isimler yazmışlar. Dünyada en yüksek ahlaka kim sahip? 100 insan içinden daima Efendimiz en zirvede çıkıyor. Bu yönleri de içine alabilecek şekilde ahlak, fertlerin vicdanlarını gözetmek, vicdana uygun hareket etmek, çıkan bütün kanunlar, tüzükler, emirler insanların vicdanlarıyla mutabakat içerisinde olmalı. Ben sadece ahlakın çerçevesini çiziyorum ve fertlerin ilmi görüşlerini nazarı dikkate almak, insanlar size çalışmışlar, bir şey anlatıyorlarsa onları da nazar dikkate almak, üstünde durulması lazım gelen önemli bir şey topluma karşı. Efendimizin hep bu yönleriyle hayatı genişçe misallendirilebilir. Yani ben bugün bu yaptığım taksimattan her bir maddeyi bir sohbet haline getirsem, herhalde böyle haftada bir sohbette 2-3 sene misalleriyle sürebilecek bir Efendimizin bu geniş ahlakı. Yani ahlak deyince az konuşmak, az susmak, büyüklere şöyle el pençe divan durmak değildir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve topluma karşı ahlakın en zirve noktalarından bir tanesi Efendimizin yaptığı fertlerin mülkiyet haklarını gözetme ahlakı. Evet, başkalarının mülkü var. Onu gözetme, koruma, kollama mecburiyetindesiniz. Çalıştığım o kadar misalleri var ki bunların asıl saadette. Ama bir sistem sundum ahlak dendiği zaman ve geçiyorum bundan. Bir de ister anneye babaya karşı, isterse büyüklerimize, kardeşlerimize, cemiyete karşı muaşeret dediğimiz. Muaşeret, karşılıklı olarak birbirimizi anlayıp güzel geçinme demektir. Muaşeret. Muaşeret, Türkçe'ye adab-ı muaşeret cümlesiyle veya kelimesiyle geçmiştir. Muaşeret adabı.
toplum içinde toplumla hemdem olup onları rahatsız etmeden onlarla bütünleşme ve iyi geçinme, melekler gibi bir toplum meydana getirme adabı ki İslam dini insanların muaşeretine, yani birbirleriyle görüşüp konuşmalarına, toplum halinde medeniyet üzere yaşamalarına çok büyük önem vermiştir. Ve toplumdan çekilmek değil, toplumu ötelemek, itelemek değil, toplum içinde nasıl vücudumuzun içinde bir hücre uyum sağlıyorsa oraya, biz de toplumun içerisinde toplumun güzel ahlakıyla bütünleşmeliyiz. Samimiyet, tevazu, sadelik, zorlanmama, karşılıklı yardım, nezaket, saygı, sevgi, hayırseverlik gibi toplumun bütününü kucaklayan adab-ı muaşeret vardır. Ve yine adab-ı muaşeret içerisinde İslam'da halk ile geçinmenin, toplumla iyi geçinmenin, ki ahlakın çok önemli bir boyutu bu. Efendimizin âli şahsiyetinde tebellür etmiş, temsil edilmiş olan bir noktasıdır ki halk ile, toplumla, cemaatla iyi geçinme. Bunun da çok çeşitli yönleri ve kendi içinde farz mesabesinden adaba kadar dereceleri vardır. Bunları şöyle birer cümle ile maddeleştirmek isterim. Bir, herkese karşı tatlı dilli, güler yüzlü, açık kalpli olmak. Efendimiz buyuruyor ki şüphe yok ki Allah yumuşak huylu, açık yüzlü kimseyi sever. Gizli kapaklı, insanların yanında alevere, dalevere çeviren bir insan değil. Gayet yumuşak, herkese karşı da açık yüzlü olmak. Kur'an-ı Kerim bir yerde oturan insanlar, mesela 10 kişi oturuyorsunuz, 2 kişi kendi arasında fiskos fiskos konuşuyor, bunu bile yasaklamıştır. Açık olmak, açık yüzlü olmak. Hele bu devletin işlerine alakadar, devletin işi demek, milletin malı, milletin işi demek, orada asla ve kat'a gizlilik olamaz. Her şey şeffaf olacak. Toplumla geçinmede tatlı dilli, güler yüzlü olmak. İki, herkesle güzel şekilde görüşmek. Yani insanlara eziyet vermekten kaçınmak, bu fiilleriyle veya sözleriyle. Ben sesimi şöyle biraz yüksek tonla konuşsam acaba bu arkadaşları rahatsız eder miye kadar, bunlar ahlakın içerisinde. Efendimiz böyle yaşamış, böyle temsil etmiş. Ve Efendimiz Aleyhisselam bu inceliği anlatırken, Müslüman odur ki dilinden ve elinden Müslümanlar selamette bulunurlar. El Müslimu men selimel Müslimune min lisanihi ve yedihi, insanları rahatsız etmemek diliyle ve eliyle. Daha önemlisi üç, insanların eziyetlerine katlanmak. Ola ki o anda boşa düştü, dememesi lazım gelen şeyi dedi. Veya adam hoyrat haliyle, eliyle, sözüyle seni rahatsız ediyor, eziyet ediyor. Sen onlara katlan, mukabeleyi bil misilde bulunmamak. Efendimizin ahlaki içerisinde bu. Kötülüğe karşı mümkünse kötülükle değil, iyilikle. Herkese iyilik yapmak değil, herkese iyilik yap. Ama özellikle sana kötülük yapanlara iyilik yap. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kemliğe iyilik her kişinin kârı. Ve insanlarla iyi geçinme ahlakında dördüncü madde, dargınlığa son vermek. Üç günden ziyade kardeşin kardeşe dargın olması Müslümana helal olmaz hadisi şerifi vardır. Beşinci olarak dargınların arasını düzeltmek için gayret sarf etmek. Müslümanın İslami ahlakından bir tanesi de iki kardeş, iki Müslüman darıldı. Bir diğer üçüncü şahıs, şahıslar devreye girerek onların aralarını bulacaklar ki bu ayette de sabit.
Zaten ayetteki emirler ahlak ile Efendimizin fiili ahlakı arasında başta bir değerlendirme yapmıştım. Hucurat suresinde fe'aslihu beyne ehaveyküm ifadesiyle de bu madde örtüşüyor. Bir Müslüman iki din kardeşi arasında her nasılsa bir dargınlık görünce aralarını bulmaya ve küskünleri barıştırmaya çalışacak. Bu da önemli ve hadis devam ediyor. Sadakanın en faziletlisi dargınların arasını bulup düzeltmektir. Hadis-i şerif saatlerce tahlile müsait bir hadis-i şeriftir. Sadakanın en faziletlisi dargınları barıştırmaktır. Yani 1 milyon şimdiki para ile sadaka vermekten daha sevaplı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Toplumla alakalı bu ahlakın diğer 6. maddesine gelince insanların kusurlarını araştırmamak ve yaymamak, aksine örtmek. Efendimiz buyuruyor ki bir kul bir kulun kusurunu örterse Allahü Teala Hazretleri de onu kıyamette örter. Yani günahlarını, kusurlarını ahirette açığa çıkarmaz demek. Ve bizim bugün çok yapamadığımız bir 7. madde, dostları arkasından savunmak. Benim dostum, ben onu iyi tanıyorum. Birisi de gelmiş onun aleyhinde konuşuyor. Ben onu savunmalıyım. Hayır. Hatta Tahir-i Mutlu abi, birisi birisinin aleyhinde konuşursa müsaadenizle ben bir abdest almam lazım deyip kalkıp gidiyormuş. Onu dinlemiyormuş. Öyle yani. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mevzuda buyurduğu mesele şu. Bir kul kardeşine yardımda bulundukça kendisine de Allah daima yardım eder. Sahabi nasıl yardımcı olacağız kula diye sorunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birisi onun aleyhinde konuşunca o dostunu savun buyurmak suretiyle önemli bir ahlaki prensibe dikkat çekiyor. 8. İnsanların kalplerini kötü zandan korumak için sakıncalı yerlerden uzak durmak. Evet, suizan etmek haram. Ahlak bozukluğu, ama ben öyle yapıyorum, öyle hareket ediyorum, öyle yaşıyorum ki suizan etmeye açık bu işte. Başkalarını suizanla sebebiyet verecek konuşma, tavır, davranış, hareket, giyme, servet vesaire, bütün bunlardan uzak olmalıyım. İşte bu da Efendimiz Aleyhisselam'ın yüce ahlakından bir tanesidir. Çok önemli bu. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki hadis-i şerifi ezberleyin. Töhmet yerlerinden kaçınınız. Töhmet yerleri demek, birisi sizi öyle görürse suizan edebilir. İşte siz onlardan kaçınınız buyurmak suretiyle, ki bunların hepsi onlarca misalleriyle Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında yaşanmış ahlak-ı aliyenin en zirvesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 9 değişik halk sınıfları ile makamlara göre sohbet edip ilişki kurmak. Yani ekrimünnes ale menazilhim, insanlara makamlarına göre ikramda bulunun. Bu biraz tecrübe, biraz da basiret ve firaset işidir. Vali gelmiş, her zaman gelip giden komşunla aynı muameleye tabi tutuyorsun onu. Öyle değil yani. İnsanları ilmi, makamı ona göre, bu da Efendimizin ayrı bir ahlakı idi ki üstünde çok durmak lazım. Topluma karşı ahlaktan bir tanesi, ki bunlar Efendimizin bütünüyle temsil ettiği ahlaktır. 10. Yaşlılara hürmet etmek. Benden yaşlı olunca kim olursa olsun. Hatta Efendimiz Yahudilerin geçen cenazesine bile ayağa kalkmış. İsterse ölüsü olsun. Çocuklara, düşkünlere merhamet etmek, şefkatte bulunmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüce bir ahlakı. Bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki bir genç bir yaşlıya sadece yaşından dolayı hürmet etti mi
Allah da ona bir mükafat olmak üzere ihtiyarlığı zamanında hürmet edecek bir kimseyi muhakkak yaratır. Sen yaşlıya hürmet edersen, başkası da sen yaşlandığında sana hürmet eder demektir. Toplumu bütünleştirecek toplumun ahlakından bir tanesi de 11, hayırsever olmak, yardım etmek. İnsanlar sıkıştığında, muhtaç olduğunda, düştüğünde onlara arka çıkmak, sahip çıkmak, üstünde saatlerce konuşulabilecek bir mevzu bu. Efendimiz şöyle buyuruyor: sizden biriniz kendi nefsi için sevdiği bir şeyi kardeşi veya komşusu için de sevip istemedikçe gerçek mümin olamaz. Ve topluma karşı ahlaki prensiplerimizden bir tanesi de selam vermek. Efendimiz aleyhisselam, efşüsselame beyneküm, aranızda selamı yayınız. Üstünde müstakillen genişçe durulabilecek bir mesele. Ve 13, uzaktan gelen birisi olursa veya karşılaştığınız musafahada, yani el sıkışmada bulunmak. Efendimiz şöyle buyuruyor: birisine rast gelen iki Müslüman, birbirine rast gelen iki Müslüman musafahada bulundu mu, onlar daha birbirinden ayrılmadan Allah onları bağışlar. Teşmitte bulunmak, yani aksırırsa, hapşırırsa, elhamdülillah derse yerhamükallah demek. Kardeşin derdiyle, haliyle meşgul olmak demektir. Bu toplumu kaynaştıran unsurlardandır. Ve 15, temiz bulunmak. Toplum içerisinde temiz bulunmak. Adaba uygun hareket adaba uygun hareket etmek, toplum içinde kimseyi rahatsız etmemek, hatta onlara daha coşku, heyecan, bağlılık kazandırmak. Bu hususta da çok hadis-i şerifler var. Ve topluma karşı vazifelerimizden bir tanesi de dostları ziyaret. Benim baba dostlarım vardı. Babama karşı, babam da rahmetli oldu diyelim. Benim babama karşı vazifelerimden bir tanesi de babamın dostlarını babam yerinde kabul edip ziyaret etmekten, annemin dostlarını annem gibi kabul edip o yaşlı insanların hal hatırını sormaktan tutunuz da toplumda bir şekilde hakkımız geçmiş birbirine. İşte bu dostları aramak, sormak, bugün telefon imkanı da var. Bu da topluma karşı bizim önemli vazifelerimizdendir. Tabi ziyaret etmeye çalışmak. Ziyaret edilen bir insandan daha ziyade ziyaret eden bir insan olmak. Ama birileri ziyaretinize geldiği zaman da çok sevinmek, iyi yaptın demek, beşaşet gamz etmek ve imkanınız, gücünüz neye yetiyorsa en güzel ikramlarda bulunmak. Bunları niye anlatıyorum ben? Size böyle kısa bir hayat hikayesi değil. Bütün bu noktalarda Efendimiz en zirveyi temsil etmiş. Onun yüce ahlakını anlatıyorum. Kısa kısa tavsiyelerine de temas ediyorum. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki sizi ziyarete gelenlere ikram ediniz. Buhari Müslim hadisinde kimin Allah'a ve ahiret gününe imanı varsa misafirine ikram etsin demekle hem dostların ziyareti hem de ziyarete gelenlere karşı ikram. Bunlar topluma karşı bizim vazifelerimizdir. Ve 17, ziyafetlere davet edilince, düğüne, derneğe davet edilince mutlaka icabet etmek gerekiyor. Sizden birinizi Efendimiz buyuruyor, kardeşi düğün yemeğine veya başka bir şeye çağırırsa ona icabet etsin buyurarak, davet etmediyse de gitmeyebilirsiniz. 18, için ayağa kalkmak. Yaş aynı yaşta, hatta bir insan bile olsa ama yaşlı ise, idareci olarak büyükse, ilim olarak büyükse, yaş olarak büyükse, böyle bizim olduğumuz yere geldiğince ayağa kalkmak bizim
Yani Efendimiz Aleyhisselam da böyle yapmış. Mesela Halime-i Sadiye gelince öyle ayağa kalkmış ki sırtındaki şeylere altına sermiş. Evinde ne varsa ikram etmiş. Süt annesi çünkü. Hatta bu mevzuda sen Kur'an okuyor da olsan, kitap okuyor da olsan, Kur'an okumayı bırakarak, kitap okumayı bırakarak o gelen büyüye karşı ayağa kalkma Efendimizin tatbikatlarında bu, tavsiyeleri de budur. 20 komşuluk haklarına yok. 19 değerli zatların elini öpme. Bu da sünnette vardır. Arap örfünde olmasa da. 20 komşuluk haklarını gözetmek. Bu da geniş bir mevzu. Yani üstünde Efendimiz'den gelen, anlatılan, yaşanan misallerle komşuluk 40 hanedir. 40 hane sağa, 40 hane sola, 40 hane öne, 40 hane arkaya. Tabii 40 hanede 10 hane ileriye gitti mi onun da ileriye doğru 40 hanesi var. Şimdi apartmanlar olunca 40 hane yukarıya doğru, 40 hane aşağıya doğru da sayılabilir komşuluk hakları. Komşunun komşuya miras varis olarak Allah tarafından bir ayet geleceğini zannettim buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kötülüklerden komşusu emin olmayan kimse gereği üzere Allah'a iman etmiş olamaz. Efendimiz Aleyhisselam'ın ifadesidir bu. Hazreti Ömer de şöyle buyurmuş. Komşusu, yakını ve yol arkadaşı tarafından övülen kimsenin güzel hal ve ahlak sahibi olduğundan şüphe edemem. Yani ben bir insan güzel mi? Nasıl öğreneceğim? Git komşusuna sor. Bu yakında oturan senin bu arkadaşın komşunu nasıl biliyorsun? O kötü niyetli bir adam bile olsa, içinden gele gele met ediyorsa o insan güzel bir insan demektir. Hastaları ziyaretlerde bulunmak üstünde saatlerce durabiliriz. Toplumun sosyal hayatında bulunmak. Mesela cenazelerinde bulunmak ve mezarlıklarına gitmek ve böylece Efendimiz Aleyhisselam'ın yüce ve yüksek ahlakı dendiği zaman bütün bunları içine alan bir meseledir. Değerli kardeşlerim, bir hususa, bir bölüme daha temas etmek istiyorum. Her güzel ahlak-ı hamidenin bir de çirkin tarafı vardır. Ahlak-ı hamide, ahlak-ı kabiha. Başta arz etmiştim. Şimdi bizim ahlaklı olacağımız şahsımızla, zatımızda toplayacağımız ahlak birer cümle ile bir de bunun üstünde durmak istiyorum. Birincisi takvada ahlak sahibi olmak, takvalı olmak. Haramdan kaçınmak, şüpheli şeylerden bile kaçınmak, müttaki olmak, bunun zıttı fücur, fücurdan kaçınmak. Fıskı, fesahat, fücurdan kaçınmak. Takvada biz ne kadar ahlaklıyız? Üstünde çok genişçe durulabilir. Efendimizin ahlakı içerisinde misalleriyle, Kur'an ayetleriyle haftalarca anlatılabilecek ahlak boyutu bu. Edep, yani o ahlakın farz vaciplerinden sonra edep, güzel terbiye, güzel huy manasında da kullanılmıştır. Edebin zıttı da edepsiz. Şöyle bir tabir kullanmış eskileri, insanın edebi zehebinden iyidir. Ezberleyin, insanın edebi zehebinden iyidir. Bir ton altının var, her tarafın altınla, altın koltukta oturuyorsun. İşte bizim adam altın koltuklar yaptırdı. Edebi mi yoksa o altınları mı? Edebi zehebinden iyi. Hedef yoksa herkese bağırıyor, toplumla bütünleşememiş, ahlaksız. Bunun insanlara verebilecek bir şeyi yoktur. İhsan ahlakı, ihlas ahlakı,
istikamet ahlakı, itaat ahlakı, itimat ahlakı, iktisat ahlakı, ülfet ahlakı, emniyet ahlakı, insaf ahlakı, peşaşet, güler yüzlü olma ahlakı, te'dip, terbiye etme ahlakı. Döverek insanlar terbiye edilmez. Ne bileyim, bunlar hep üstünde ayrıca sohbetler yapabiliriz. Teenni ahlakı, tazim. Hürmete değer bir kimse hakkında büyük sayıldığını gösterecek şekilde hem ifadelerinde hem tavırlarında onu tazim etme ahlakı. Tefeül, bir şeyi uğur saymak, bir olayı, bir hayrın başlangıcı görmek, hadiselerde hep iyi taraflarını görerek tefeülde bulunma ahlakı. Tefekkür ahlakı, tevazu, tevekkül, sebat, cud, Cenab-ı Hakk'ın cevat ismine cömertlik ahlakı, azm. Azm, kendi azmı nefis eylemek yani. Anlayışlı olmak, tedbirli davranmak, sonucu bilinmeyen şeylere hemen atılmamak gibi. Hüsnü zan ahlakı, hıfz-ı lisan, dilinizi koruma ahlakı. Bir adam geldi, dedi ya Resulallah, dua et ben cennete gideyim. Efendimiz iki dudak aranı ve iki apış aranı koruyacağına dair bana söz ver, cennete gitmene kefil olayım. Hıfz-ı lisan zaten bizim bugün en çok çektiğimiz dilimizdendir. İslam dünyası da öyle. Hak, hakperest olma ahlakı, hikmet, hadiselerde, konuşmalarda hikmet arama, ilim ve amelin birleşmesinden meydana gelen yüksek bir haslettir bu. İlim, yani şiddete sabredip tahammül etme ahlakı, hamiyet, kutsal ve büyük şeyleri, onları büyük kabul edip haklarını gözetmek, namus, şeref ve fikirleri töhmetten koruma, hamiyet, milleti töhmetten kurtarma hamiyet, bunun ahlakı, haya ahlakı, huşu ahlakı, hayır ahlakı, dostluk ahlakı, diyanet, dindar olma ahlakı, zikir ahlakı, anmak ve hatırlamak demek. Allah'ı hatırlamaktan tutunuz, güzel şeyleri hatırlamaya kadar, güzel dostları. Sana birisi iyilik yapınca unutma, kötülük yapınca unut, sen başkalarına iyilik yaptığın zaman onu unut ahlakı. Rıza ahlakı, hoşnut olma, uygunluk gösterme demek. Rıfk, yani yumuşak, yavaşlık, nezaket, tatlılık ahlakı. Sa'yı ahlakı, çalışma ahlakı. Ayıpları örtme ahlakı, şecaat ahlakı, şefkat, şükür, şehvet ahlakı, sabır, sadakat, salah, sıla-i rahim ahlakı, salabet ahlakı. En zor şartlarda bile kuvve-i maneviyesini kaybetmeme ahlakı. Zerafet, incelik ahlakı, adalet ahlakı, azim. Bir işe kesinlikle niyet etme, iş yapma azmi, aşk, fazla sevgi ve ilgiden bir şey hakkında kalbin pek ziyade ilgi ve çekicilik kazanması, aşk ahlakı, ismet ahlakı, yani günahlara karşı kendimizi koruma, iffet, af, söz verme ve verdiği sözü yerine getirme ahlakı, fazıl ve fazilet ahlakı, fütüvvet, yiğitlik, nefis şerefi, iyilik ve cömertlik demek. Firaset ahlakı, kadir şinaslık, kanaat, kerem, lütuf, latife, mizah ahlakı. Muhabbat demişler, yani övünme, böbürlenme, maddi ve manevi, bu ahlakı zemime içerisinde geçen. Bir de metanet ahlakı da var. Medih ahlakı, neyi methedeceğiz, ne kadar methedeceğiz, kendimizi mi, zatında güzel olan şeyler mi? Bu medih ahlakı Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı içerisinde. Ayrıca mudarat, mumaşat ahlakı, yüzü gülüyor ama arkadan düşmanlık yapıyor, öyle değil, yüzü de gülecek,
Görünüşte de dost olacak, gerçekte de dost olacak. Muhabbet ahlakı, ayrıca merhamet, rahim ahlakı, mürüvvetli olma ahlakı, müşavere, istişare etme ahlakı, muavenet, minnet, namus ahlakı. Ahlak-ı nemime içinde nifak var, nemime var. Bunlardan kaçınmak ama güzel ahlak içinde vaat, vaadinde durma, vefalı olma, vakar, himmet ve yüsür. Yüsür dediğimiz zaman da insanların işlerini kolaylaştırmak lazım. Böylece belli bir sistematiği daha çok nazarlarınıza verdim. Detayları kitaplar dolusu veya anlatırsak aylarca, senelerce anlatılabilecek bir husus. Bu süratlice bir çerçeve çizmekle şunu anlatmak istiyorum ki, işte bu özetlediğim bütün noktalarda Efendimiz Aleyhisselam ahlakta en zirve noktaya yükselmiş ve mükemmeldir. Bu ahlak bize lazımdır. İmanla ahlak arasında elbette bir sağlam bağlantı vardır. Ama şöyle bir bağlantıyı sonunda aktarmak istiyorum. Hani iman önce, bazen ahlak önce anlatılmış dedim. Ahlakı düzgün, karakteri düzgün olanlara Efendimiz döneminde, özellikle Mekke döneminde iman ve hidayet nasip olmuş. Mümin ama fakat ahlakı bozuksa o da daha sonra imandan mahrum kalmıştır. Demek ki imanlı olmanın teminatı ahlaktır. Çok önemli bu. Efendimiz'e vahiy gelince ilk vahiy geldi. Beni örtünüz, beni örtünüz. Hatice validemiz, tecrübeli kadın, Efendimiz'i örttü. Dinledi onu. Efendimiz titriyordu. Dedi ki ya Muhammed korkma. Allah seni mahcup etmez. Çünkü sen başkalarına iyilik yaparsın. Başkalarına yardımcı olursun. Başkalarının en ağır işleri altına girersin. Yani sen iyi bir insansın, ahlakın güzel. Onun için Allah seni mahcup etmez. Burada çok derin bir mesele. Mekke fethi günü Müslüman olan sahabe-i kiramın Ebu Sufyan seviyesindeki büyüklerinden bir tanesi dedi ki, geldi Efendimiz'e, ya Resulallah dedi, biz cahiliyemizde sadaka veriyorduk, başkalarına yardımcı oluyorduk. Bunlardan dolayı bize bir mükafat, bir ücret, bir sevap var mı dedi. Efendimiz ona eslem ta'aleme eslefte min hayrin buyurdu. İşte sen geçmişte yaptığın bu hayırlı işlere binaen Müslüman oldun ya buyurdu. Demek ki cahiliyesinde ahlakı güzel olanlara iman, hidayet nasip oluyor. İmanla ahlak arasında böyle bir şey. Ama bir de Medine-i Münevvere döneminde Müslümandı, sahabiydi. Ama bir Yahudinin kılıcını veya ununu çaldı. Sonra onu Yahudinin üstüne attı, bir başka Yahudinin. İzler de o çuvalın kendi evine gittiğini veya kılıcın evine gittiğini gösteriyordu. Efendimiz nasıl olsa Yahudinin taraftarı olmaz. Ben Müslüman olunca Efendimiz beni tutar. Efendimiz huzuruna çağırdı. İzlerin onun tarafından hırsız olduğu, çalındığı ortaya çıkınca dedi ya Resulallah, yani ben Müslümanım, sen şimdi yani Yahudi'yi mi tutuyorsun? Yahudiler tarafından mısınız? Herhalde bu fikir, bu söz size yabancı gelmiyor. Yani bugün de siyasetçilerden aynen bunları duyabiliriz. Ve sonra kaçtı bu adam, Mekke'ye gitti. Mekke'de Efendimiz'in aleyhinde konuştu. Sonra Şam'a gitti ve orada mürtet olarak öldü. Ahlakı, güzel ahlakı gidince iman da gitti. Onun için bu ahlak üstünde çok durmak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti üstünde çok durmak, nurani şahsiyetini tanıma açısından bir de sureti vardı. Geçen hafta üstünde özetle de olsa durduk. Yani bu 17. işaret o kadar cami bir mesele ki özetlemesi bile saatler sürebiliyor. Tabii bu 17. işaretin devamı var. Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizeleri bile Efendimiz'in elinden, gözünden, gönlünden meydana gelmiş. 17. işareti iki sohbette özetledim.
Bir üçüncü sohbet daha yapacağız inşallah gelecek hafta. 17. işareti kitaptan okuyarak kısa kısa kaynak, risale kaynakları ve izahlarıyla inşallah aile heyetinizle paylaşacağız. Cenab-ı Hak muktedai külümüz, rehber-i ekmelimiz olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gerçek rehberimiz olarak kabul edip model insan, doğal insan olarak kabul edip ona benzemeye çalışmaya, o gücü kazanmaya, o güçle hareket etmeye bizleri muvaffak etsin. Bugün herkesin bir idolu var. Sporculardan, sanatçılardan tutunuz. İşte bir onun gibi giyiniyor, onun gibi tıraş oluyor, onun gibi yaşıyor. Ona benzemeye çalışıyor. Bunlar gerçek rehberi o gençlere özellikle anlatamayışımızdan kaynaklanıyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklansak hem dünyada hem ukbada neler kazanacağız? Tabii ki Efendimiz kadar her sahada ahlakta zirve olamayız. Az önce saydığım Allah'a karşı yaptığımız vazifelerdeki ahlaktan, insanlara, topluma karşı olan ahlaktan, kendi karakterlerimizde olan huylara kadar ki ahlaktan, işte Efendimiz Aleyhisselam bütün bunların en zirvesinde ahlakı hamidesi vardı. Cenab-ı Hak o ahlakı hamide ile yaşayıp memduh bir fert, memduh bir cemaat, memduhlar bir ümmet olmaya bizleri muvaffak kılsın. Amin.